Merhabalar değerli izleyiciler. İstanbul Çağlayan'dayız. Çağ'ın Vitray Sanat Evi'ndeyiz. Yanımızda firma yetkilisi Sayın Mehmet Vatan var. Merhabalar Mehmet Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Böyle bir ortamı gördük. Rengarenk, sanatsal ve güzel bir ortamda sizleri gördük. Daha iyi olduk. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Adım Mehmet Vatan. Çağ'ın Vitray Sanat Evi olarak yaklaşık 30-35 yıldır bu işin sektörde yani sanat olarak icra ettiğimiz bir alanımız var. O yüzden bu işle ilgili severek çalıştığımız bir ortamımız var. Küçük bir atölyemiz var. Burası atölyemiz. Bir de buna bağlı olan bu işlerimizi icra ettiğimiz bir de showroom'umuz var. Devam ediyoruz bu şekilde. Tabii ki genel olarak biz sadece camın her noktasında, yani sanatın her noktasında, bizim içimizde ışığın bize verdiği hizmesini, o şırıltını verdiği her noktasında kullanıyoruz. Dekorasyon, iç dekorasyon, separasyon, avize, aydınlatma ve çatı ve buna var kesinlikle paravan olarak da cami, kilise, restorasyon bölümlerinde de hepsini... Hayatımızın her alanında, camın olduğu her alanda Çağ'ın Vitray Sanat Evi de var diyebiliriz o zaman. Evet. Rengin olduğu, sanatın olduğu her noktada. Çok güzel çalışmalarınız. Peki Çağ'ın Vitray Sanat Evi'nin dünden bugüne başarı hikayesi nedir? Biraz geçmişten günümüzde konuşsak. Ben 12 yaşında bu işe gönül vermedik. Böyle birazcık alternatif olarak sunuldu. Ama bunda gönül kıldım, bunda karar kıldım. 12 yaşından beri aşağı yukarı bu işin içindeyim. 3 yıl çıraktık, 4 yıl kalfalık eğitimi aldım. Altyapısından geliyorum, yani alaylıyım ben bu konuda. Ve tamamen uygulama sistemiyle, yani görsel, mekanlara değerlendirerek, çizimi ona göre yaparak, projeyi ona göre değerlendirerek. O yüzden bunun en büyük, temel, en alttaki şeyi temel olarak çok çalışmak ve de sevmek işi. Tabii ki. Ben severek çalıştığım için geçmişten bugünümüze, yani dünden bugüne şu anki konumum kendimize göre iyi bir sanat, iyi bir sanatçıyım, iyi bir sanatkarım, İyi bir ustayım diye kendimi şu anda mekanımda icra ediyorum işlerimi. Evet, bizler de gördüğümüz kadarıyla aynı şekilde düşünüyoruz. Peki efendim, bizler Çağ'ın Vitray Sanat Evi'ni ileriye yönelik nerelerde göreceğiz? Hangi projelerde, hangi işlerde, hangi çalışmalarda göreceğiz? Bizim şu anda eşimle birlikte bu işi icra ediyoruz. Sağ olsun, itici bir güç olarak sırtımızda dayadığım bir gücüm var. Hem ortağınız, hem eşiniz, evet, hem çalışma arkadaşınız. Evet, o konuda projelerimiz var. Bu sanat kampı adı altında İzmir'de de bir sanat kampı yapacağız. Büyük bölümünde de artık, hani yaşamımızın büyük bölümünde artık o 2,5 yıl sonra, zaten 2,5 yıl sonra bir emekliliğim var benim. Onu hak kazandıktan sonra biz yavaş yavaş sanatı tamamen sanatla ilgili, eğlenceli bir vaziyete getirip, kamp haline dönüştürüp, geceliği kalabilecek alanlarda bunları da... Gelecek nesillere, evet, aktaracaksınız. Evet. Bunları tabii ki aynı zamanda yeni bu işlere gönül verecek olan arkadaşlarına, öğrencilerimize de bunları icra etmek için anlatımları sağlayacağız. Bunun için de zamanı gelince de herkes yavaş yavaş bu işle alakalı uğraş göstereceğine inanıyorum. Şu noktaya da değinmek istiyorum. Siz aynı zamanda bu sanatı gelecek nesillere aktarmak için halk eğitimde ve atölyenizde de hocalık yapıyorsunuz. Evet efendim. Yani bu sanatı öğrenmek isteyen, gönül vermek isteyen, ilgisini çeken öğrenciler de ya da bireyler de gelip sizden ders alabilir, öğrenebilir. Tabii ki. Zaten şu an aktif olarak, bireysel olarak ben atölyemde ders veriyorum daha çok. Çünkü usta-çırak ilişkisi altında bu işi eğitimini alırsanız daha bir kapsamlı veya altyapısını öğrenmiş oluyorsunuz. Yoksa ben size tamamıyla kurs adı altında saatlerimi doldurabilirim. Hayır. Burada tamamen gün içerisindeki olabilecek olan her şey oluşumun içinde oluyorsunuz. Tamamen altyapısını temelden öğreniyorsunuz. O yüzden bu iş için gönül veren veya gönül vermek isteyen arkadaşlar olduğu zaman her zaman kapımız açık. Kapılarımız açık. Evet. Efendim çok teşekkür ederiz programımıza katılmış olduğunuz için, bizlere bu değerli güzel bilgileri aktardığınız için ve gelecek nesillere aktardığınız için. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, İstanbul Çağlayan'daydık. Çağ'ın Vitray Sanat Evi'ndeydik. Sayın Mehmet Vatan bize sanattan, camdan ve bu işin gelecek nesillere aktarılmasından bahsetti. Kendisine bir kez daha teşekkür ederiz. Bizler geleceğe ilham veren başarı hikayelerini sizler için aktarmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.